Ah be güzel kardeşlerim, bir maçımızda bir derbi maçımıza güzel bitsin, saygılı bitsin, adaletli bitsin istiyoruz ama bizim ülkemizde maalesef böyle olmuyor. Gene birbirimizi yiyoruz, futbolcular şu anda evlerine gidiyor, çatır çatır uyuyor villalarında, maçı unuttular bile. Ama sen kendini harap ediyorsun. Sen futbol sever misin, fanatik misin? Niye kendini üzüyorsun ki? Bak futbolcular bile üzülmüyor, üzme kendini. Bu bir spor, kaybetmek de var, kazanmak da var. Öncelikle hoş geldiniz. Sizlerden ricam güzel bir like sesi gelirse harika olur. Zaten ben sizde istediğiniz için bu seriyi çekiyorum. Normalde biliyorsunuz ben maç yorumlamıyorum. Benim olayım futbolu sevdirmek, Türkiye Ligi'nden uzak duruyorum. Ama sizler bana dediniz ki bizim için yorumlar mısın, kendi fikrini söyler misin? Ben de sizleri kırmadım. Güzelce bunu yorumlayacağız saygı çerçevesi içinde. Ben kendi kararlarımı söyleyeceğim, fikirlerimi söyleyeceğim. Sizler ister buna katılırsınız, ister katılmazsınız, saygı duyuyorum. Sonuçta herkesin bir fikri var futbolda. Şunu söyleyeyim ilk önce, bu maçın sıkıcı geçeceğini düşünüyordum ki zaten sıkıcı geçti. Son zamanlara baktığımız zaman Fenerbahçe-Galatasaray maçları bir hayli sıkıcı geçiyor. Geçen dönemde öyleydi keza biliyorsunuz. Belki o 20 yıllık seri bittiği zaman Onyekuru'nun golü attığı maç var ya, onu çıkartabiliriz aradan ama ben bu aralar derbi olarak Beşiktaş-Trabzonspor maçlarını çok beğeniyorum. Özellikle Beşiktaş'ın derbi maçları gerçekten muazzam geçiyor. Güzel bir futbol izliyoruz. Böyle o kale bu kale güzel bir futbol izliyoruz. Ama bu aralar Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını beğenmiyorum. Her neyse. Maç başladı. Mert Hakan'a tilt oldum ben zaten. Hani adam futbol oynamıyor. Sürekli bir sistem, sürekli bir şey. Kalk futbol oyna yani. Buraya hani yatmaya mı geldin? Kalk futbol oyna. Tamam faul yapılıyor ama Mert Hakan'ı ben Fenerbahçe formasına yakıştıramıyorum. Açık açık söylüyorum. Abi. Efendime söyleyeyim. Yedek kulübesinde Porsche duruyor. Sen sahaya Şahin'le çıkıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Onu geçtim. Cüneyt Çakır'ın maçı çok iyi yöneteceğini düşünmüyordum. Caner'in bir lafı var. Bazı sayfalar söylüyor. Ben orayı kaçırdım. Lavaboya gitmiştim. Ayıp söylemesi. Caner Cüneyt Hoca'ya diyor ki, hoca Avrupa'da farklısın, Türkiye'de farklısın diyor. Mert Hakan'ın bir lafı var. Faul yapılıyor. Hoca diye bağırıyor. Faul vereceğim mi artık diyor. Tokatlıyorlar, vuruyorlar, faul vermiyorsun diyor. Dostlar birçoğunuz sormuş, demiş ki abi FIFA'daki coinleri nereden alıyorsun? Öncelikle çok güvendiğim bir arkadaşım var, oradan alıyorum. Bazılarınız soruyordu, ben de video içinde bahsetmek istedim. Açıklamaya koyacağım linkini, oradan gidip alabilirsiniz. Benden geldiğinizi söylerseniz daha ucuza coins alabilirsiniz FIFA için, haberiniz olsun. Şimdiden bol şans, bol paketler. Serdar Aziz'in pozisyonları vardı biliyorsunuz. Donka dirsek vurdu, orada bana göre penaltı verilmeliydi. O penaltıyı bir kere yedi. Onun dışında Lines'in pozisyonu vardı. Serdar Aziz bayağı bir faul yaptı. Bir kere Fenerbahçe'nin bir kişi kırmızı kesinlikle görmeliydi. Bunu söyler, bunu bilirim. Ben maçı izlediğim için söylüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum, bunu söyleyeyim. Bir kişi kırmızı görmeliydi. Fenerbahçe'de Gustavo Pelkas'ın oynamaması gerçekten hissedildi. İlk yarıya baktığınız zaman oyunu domine edemeyen bir Fenerbahçe orta sahası vardı. Bir Ozan oynuyordu, ara sıra güzel paslar çıkartıyordu. Onun dışında Mert Hakan zaten kötüydü, beğenmemiştim, bunu söyleyeyim. İlk yarı Galatasaray'ın daha baskılı oynamasıyla geçti biliyorsunuz. Bazı ataklar oldu. Saratçı bastırdı. O bastırdı. Samatların kaçırdığı pozisyonu söylemiyorum bile. Orada heyecan mı yaptı? Ne oldu? Ama orada o golü atsaydı Muslera'nın hatasında. Belki Muslera'nın tek bir hatası vardı maçta. O da Samatların pozisyonuydu. Onu da Samat da atamadı. Boş kaleye. Ve orada aslında bir böyle döngünün içine girdik. O gol olsaydı belki çok farklı bir derbi izleyebilirdik. Muslera tek ayakta bile ligin en iyi kalecisi bana göre. Gerçekten muazzam bir tecrübe. Yani Galatasaray böyle bir kalecisi olduğu için çok şanslı. Maçın adamı diyebilirdim bu süre için. Açık açık söylüyorum. Muhammed'in golü de çok güzeldi. Altay gibi kaleciyi bakın. Altay gibi kaleciyi. Böyle kapattığı köşeden böyle çok narin. Çok böyle sessiz. Çok yavaş. Çok falsolu avlamak her forvetin harcı değildir. Çok güzel bir vuruş yaptı. Bunu söyleyeyim. Emre Belözoğlu ilk böyle squat ekibini çıkardığı zaman sene başında Muhammed listenin ikinci sırasındaydı. Samat da falan değildi. Muhammed olmadı. Muhammed sonra Galatasaray'a geldi. Ve Allah'ın işine bak ki kalktı. İlk maçında Fenerbahçe'ye golünü attı. İlk derbisini yani. Çok güzel bir goldü, hakkını yemeyeyim. Bunu söyleyeyim. Offside pozisyonuna birazdan geleceğiz. Şu anki düşüncelerimiz nasıl gördünüz. Düşmeler, kalkmalar, onlar bunlar, fauller, yenen fauller, kartlar biliyorsunuz zaten bunları. Geldik Zuna'nın zart dediği yere. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben burada kendi fikrimi, kendi tecrübemi belirteceğim. İsterseniz sizler bunlara katılırsınız, isterseniz katılmazsınız, saygı duyarsınız. Bunu söyleyeyim ilk önce. Yani ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Herkesin fikri açık, herkes fikrini güzelce yorumda belirtsin, bunu söylerim, bunu bilirim. Şimdi, öncelikle bazıları bana söylüyor, diyor ki, abi çizgi yamuk çekilmiş. Çizginin yamuk çekilmesi, bir erkeğin kendi kendine doğum yapması gibi bir şey arkadaşlar, bunu söyleyeyim ilk önce. O çizgi yamuk olamaz, çünkü o çizgi bir insan tarafından çizilmiyor.
O çizgi tamamen bir dijital tarafından çiziliyor. Sadece topun ayaktan çıktığı zaman, bakın top ayaktan çıktığı zaman bir tuşa basar hakem, o çizgi çizilir. Mavi çizgi defans çizgisini, kırmızı çizgi ise defansı geçen rakip oyuncusunun çizgisini belirtir. Bunu söylüyorum bakın. Mesela bir arkadaşınızla, akrabanızla futbol tartışıyorsunuz değil mi? Bu pozisyon hakkında tartışıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki offside kararı doğru. O insan diyor ki hayır offside değil gol. Neden diyorsunuz? Çizgi yamuk çekilmiş. Diyorsa o insanla futbol sohbeti yapmayın. Çünkü o insan futbol cahildir. Bunu bilmeyen bir insan futbolun anlamıyordur. Çizgi elle çekilmez, dijital çekilir arkadaşlar. Gözünüzü seveyim yapmayın. Bunu söylüyorum ilk başta. Çizgi çekilmiş. Çizginin renklerini öğrendik değil mi? Sıkıntı yok. Şimdi buradan baktığımız zaman Tyler'ın eli ve kolu önde gözüküyor. Bu fotoğrafa baktığımız zaman Tyler'ın elinin ve kolunun önde olduğunu görüyoruz değil mi? Şimdi 2021 futbol kuralına göre futbolda offside çizgisinde el ve kol sayılmaz. Bunu söylüyorum. Neden? Çünkü futbol elle oynanan bir oyun değildir ve elle gol atamazsınız. O yüzden el ve kol sayılmaz. Bir yer sayılır. Bu el kol uzunluğuna diyorum ben size. Şurada bir şey vardır. Gördünüz mü? Bakın şu. Burada bir herkesin bir şeyi vardır. Dokunun şuranıza. Şuranıza veya. Burada bir çukur gibi bir şey vardır. Top buraya oturur. Omzunuza vurursunuz. Şu. Yani şu. Şurası. Burası olmaz. Şurası. Bakın şurası. Tam şeyin çıktığı bakın. Görüyor musunuz? Burada o bahsettiğim yer var bakın. Ozan'ın bahsettiğim yeri çıkmış. Orasıdır. Orayla gol atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu pozisyonu buradan gördük şimdi. Şimdi bazıları diyecek ayağa bakalım. Tamam gelin ayağa bakalım. Bu o kadar ince bir çizgi ki arkadaşlar. Bu pozisyonu kimse kalkıp da gol verse kimse demezdi. Bu offside demezdi bunu söyleyeyim. Bu pozisyonu çok farklı açılardan bakılarak konuşulması gerekiyor. Çok tartışmaya açık bir pozisyon bu. Yani bu Galatasaray'da olabilir, Fenerbahçe'de olabilir. Bunu söylüyorum ilk başta. Ben sadece burada kendi fikrimi belirtiyorum. Şimdi dostlar gelin bakalım Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğraftan bu açıdan bakılmaz ama gene de biz bu açıdan bakalım offside mı değil mi diye. Şimdi üst tarafa baktığımız zaman Ozan'ın daha cüsseli, Taylan'dan daha cüsseli bir oyuncu olduğunu görüyoruz değil mi? Evet doğru, daha cüsseli. Kafası zaten kocaman, koca kafa biliyorsunuz. Seviyoruz onu, 10 numara bir adam. Şimdi burada zaten eli falan eliyoruz. Bu eli falan eleyin. Ozan'ın gövdesi biraz daha önde eli çıkardığınız zaman. Aşağı tarafa bakalım. Şimdi diyeceksiniz ki dizden zaten kaybediyor. Dize gelelim. Dizde bak o kadar bir ince bir pozisyon var ki. Bunu ben gece boyunca inceledim bu videoyu yaparken çünkü. Ne olur ne olmaz kötü konuşmak bana yakışmaz diye. Hani doğru konuşmak yakışır diye. Buraya gelelim, şu dize gelelim. Bakın dize %500 yakınlaştıralım, şöyle aşağı inelim. Bak şimdi üst tarafı eledik değil mi, biliyorsunuz gördünüz daha demin. Üst tarafımızı eledik. Şimdi buraya baktığımız zaman, dize baktığımız zaman %500 yakınlaştırdığımız zaman Ozan'ın dizi 1-2 milim, bakın çok değil 1-2 milim önde. 1-2 milim. Bunu görebilmek için VAR odası şöyle çalışır. Mesela VAR'da genelde 3 tane veya 4 tane hakem olur. Büyük maçlarda diyorum böyle olur. Bazı maçlarda tek hakem olur ama çok böyle hani ufak maçlarda olur, onu söyleyeyim. Böyle maçta en azından 2-3 tane VAR'da diye düşünüyorum. Çünkü Real maçlarına falan öyle oluyor. Her neyse. Ben mesela baş hakemim orada. VAR odasının baş hakemi benim. İki tane de yardımcım var orada. Birlikte koalisyon yapıyoruz. Diyorum ki Ahmet yavrucuğum offside pozisyonu var, bizden karar istiyorlar. Top ayaktan çıktığı an bas düğmeye, tamam mı? Tak tamam derler. Basar Ahmet. Ben bakarım. Yanındaki bakar. Oylamayla tamam. Güzel deriz. Geçeriz. Bastık düğmeye. Çizgi çıktı direkt böyle. Bakıyorsun o çizgiden. Hesaplamalarını yapıyorsun. Çok farklı açılardan. 4 farklı 5 farklı açıdan kameraya baktın. Ve bunun offside olup olmadığını çıkartırsın. Bunu söylerim ben yani. Onu söylüyorum yani. Fenerbahçe kötü bir... Bana göre milimetrik bir offside var. Milimetrik bir offside var. Offside'e bu açıdan bakılmaz. Bir Fenerbahçe'nin paylaştığı pozisyondan baktık. Bana göre milimetrik bir offside var. Milimetrik bir offside var. Ben milimetriyi yani İncil'in offside diyorum ama bakın dostlarım ben kendi fikrimi söyleyeyim öncelikle. Milimetrik bir offside var. Ben bunu offside derim. Yani milimetrik bir offside var. Ama kalkıp da buna gol de verebilirdi. Çünkü çok ince, çok çok ince yani milimetrik. Hani milimetrik, belki de durdurma anı yanlış olabilir. Onu söylüyorum ama oradaki hakemlerin doğrultusunda işliyor tabii ki bu. Böyle pozisyona VAR kararı çok çabuk karar verdi. Bunu da söyleyeyim ilk önce. Ama ben farklı bu açılardan baktığım zaman milimetrik bir offside olduğunu görüyorum. Çok ince. Bunu söylüyorum yani.
Zaten kalkıp da birçok yorumcu da bunu söylüyor. Dostlarım, video başında dediğim gibi kendinizi üzmeyin, paralamayın, ne olur sıkmayın canınızı. Dünyaya sadece bir kere geliyorsunuz. Şu anda milyon dolarlar kazanan futbolcular gitti evlerine uyudu yattı. Arabalarına bindiler, siz kendi kendinizi harap ediyorsunuz, uykusuz geceler geçiriyorsunuz. Hiç gerek yok. Sporu sporla yaşayın, fanatikleşmeyin. Sadece futbol sever olun, takımınıza gönül verin. Gerçek futbol severlik budur. Kendinizi üzmeyin, sizi sevenler insanları da futbol için kırmayın. Tek diyeceğim bu. Burada kaybetmek de var, kazanmak da var. Bazen haksız, bazen haklı kaybetmek, kazanmak var. Ama kendinizi üzmeyin. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Bir hatam olmuşsa kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Mertcan Karadeniz ailesi. Görüşmek üzere.